Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bazen o kadar hızlı gelişmeler oluyor ki akşamki yayını, bazı planladığımız konuları ertelemek ve daha güncel gelişmeleri öne almamız gerekebiliyor. İşte bu gelişmelerden birini tolgozbek.com sitemde dün akşamki köşe yazımda belirttim. Bugün de bir video çekerek daha farklı izleyicilerimize ulaştırmayı hedefliyorum. Bana ulaşan bilgiye göre Türk Hava Yolları'nın elindeki 9 adet Airbus A330 tipi uzun menzilli yolcu uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne devredilmesi için bazı görüşmeler yapıldığı ifade edildi. Bu uçaklar Kayseri'deki Hava İkmal Bakım Merkezi'nde tanker uçak ve askeri kargo taşıyacak şekilde modifikasyonları, farklılaştırmaları gerçekleştirecek ve hedef Türk Hava Kuvvetleri'nin elindeki uzun yıllardır kullanılan KC-135R tanker uçaklarının yerini bu filonun alması. Şimdi bu karar niye alındı veya bu çalışma niye yapılıyor diye soracak olursanız, Türk Hava Kuvvetleri 1990'ların ortasında havadan yakıt ikmal yeteneğine kavuştu. Nasıl oldu bunlar? Amerika'dan önce kiralık gelen KC-135 tipi uçaklarla. Bu KC-135 uçakları arkasından Türkiye'nin seçtiği, modifikasyonları yapılan, modernize edilen, ki şöyle yapılıyor bu. KC-135'ler sivil Boeing 707 zamanının teknolojisini taşıyor. Yani 1950'lerin teknolojisini taşıyor. Bu uçak alınıyor. Motorları sökülüyor. Pratt & Whitney'in JT8 serisi motorlar var. 707, daha doğrusu KC-135 serisinde ince uzun motorlar. Bu motorlar sökülüyor. Yerine CFM56, yani Boeing 737'lerin ikinci jenerasyonu neslinde kullanılan 400-500 serileri bunlar, 300 serileri. CFM56 serisi takılıyor. Böylelikle uçak daha az yakıt harcayıp daha yüksek itiş gücüne kavuşurken uçakların da ömrü uzatılmış oluyor. Bu uçaklar geldi Türk Hava Kuvvetleri'ne. İncirlik'teki hava üssünde 101. filo oluşturuldu, tanker filo, ve sayıları 7'ye kadar ulaştı. Arkasından yine 2000'li yılların başında uçakların kokpitleriyle ilgili yeni bir modernizasyondan daha geçirildi. Ama bu uçaklar sonuçta 1950'li yıllarda imal edilmiş, gerçekten yavaş yavaş ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere olan uçaklar. Tanker uçaklarda bir hava kuvvetleri için güç çarpanı. Yani bugün Libya'ya F-16 yollamak istediğiniz zaman F-16 örneğin Dalaman'dan kalksın, yolda yakıt ikmal yapıyor, Libya'daki hedefinin üzerine veya gideceği noktaya geliyor. Malum bu aralarda darbeci General Haftar epey açıklamalarıyla bir kaşınma durumları da var Libya'da. F-16 oraya gidiyor, görevini yaptıktan sonra tekrar tanker uçaklardan yakıt alarak geri dönebiliyor. Şimdi bu filonun yoğun olarak kullanımı söz konusu. Keza Türkiye'nin işte sınır ötesi operasyonlarında, Ege uçuşlarında olsun tanker uçaklar işte E-7 Barış Kartalı'ndan F-16'lara, F-4'lerden gerekirse takılacak ek aparatla A-400M'e de yakıt ikmali yapıp onların menzillerini, havada kalış sürelerini inanılmaz uzatıyor. Şimdi Türkiye işte bir bakıyorsunuz Azerbaycan'a çok ciddi bir kargo operasyonu, bakıyorsunuz Libya'da Elvatiya üssü tekrar harekete geçirildi ve nereden baksanız hemen hemen her gün Türk Hava Kuvvetleri uçakları uçuyor ve elindeki nakliye uçakları çok yoğun olarak kullanılıyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde şu an 9 adet Airbus A400M tipi uçak var. Bu yaklaşık 35 ton taşıyan en büyük kargo uçağımız. Onun bir altında daha ağırlıklı olarak 1960'lı yıllarda üretilmiş C-130'larımız var. Bir altında C-160'lar var. C-160'lar peyderpey hizmetten çıkıyor ve onların altında da hafif nakliye konusunda CN-235'ler var. Bu yoğun kullanım sırasında Türk Hava Kuvvetleri'nin ek nakliye uçağı ihtiyacı da mevcut. İşte bakıyorsunuz nakliye uçakları barış zamanında gerçekten bayrağımızı dalgalandırıyor. İşte bakıyorsunuz Amerika'ya gerekirse tıbbi yardım gidiyor veya bir Afrika ülkesinde bir doğal afet oluyor, yardım bu şekilde gidiyor veya acil durumlarda işte Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta olduğu gibi çeşitli Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı acil ekipmanlar, işte mühimmatlar bu uçaklarla taşınabilecek özelliğe. Eğer bu proje hayata geçerse 9 adet uçak planlandığı, görüşmeler bu yönde ama tabii imza yok henüz.
Bu uçaklardan bir kısmı tanker görevlerinin yanı sıra kabini sökülüyor. Kabinine kargo paletleri konacak şekilde modifikasyon gerçekleştiriliyor. Ve bu şekilde kargo taşıyarak nakliye görevlerinde de A330'lar kullanılabiliyor. Bunun için kargo uçağındaki yapılan modifikasyon gibi uçağın pilota göre sol tarafındaki gövdede büyük bir kargo kapısı açılıyor ki yükler rahatlıkla içeri girip çıksın. Ve bunlar da modern dünya hava kuvvetlerinin çok önemli, aynı bir savaş uçağı statüsünde çok kuvvetli, önemli stratejik uçakları haline geliyor. Bu uçak bundan birkaç yıl önce Antalya'da yapılan Eurasia fuarına gelmişti. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne aitti bu uçak. Keza İstanbul Havalimanı'nda yapılan ilk Teknofest'te de bu uçak Voyager adı veriliyor İngiltere tarafından. Gelmişti. O uçaklarda da çok enteresan uygulamalar var. Mesela uçakları barış zamanında Thomas Cook Hava Yolları'nın pilotlarını uçuruyor. Çünkü sonuçta A330 bir hava yolu uçağı. Keza bu konuyla ilgili Türk Hava Kuvvetleri Türk Hava Yolları ile işbirliği yapabilir. Bu uçaklar aynı zamanda Onur Air filolarında yer alıyor. MNG'de bir tane kargo uçağı var A330'un. Yani barış zamanı sivil pilotları burada kullanmak mümkün ki İngiltere işte Afganistan'a asker yollayacağı zaman bu uçakların kabinlerine koltuk koyuyor. Tek sınıfta 300'den fazla koltuk kapasitesine sahip askerleri götürebiliyor. Bu açıdan da bu uçakların gerçekten çok esnek kuralları var. Bundan ben birkaç ay evvel bir video hazırlamıştım. Singapur Hava Kuvvetleri envanterinden çıkardığı bazı KC-135'leri satıyordu. Ve bu KC-135 uçakları Amerika merkezli bir şirket tarafından alınmıştı. Amerika'da da portföyünde savaş uçağı olan bazı kuruluşlar var. Bu kuruluşlar işte Amerikan Hava Kuvvetleri'ne, donanmasına veya deniz piyadesinin hava birliklerine düşman uçağı rolü oynayarak eğitimlerin daha ekonomik ve daha verimli yapılmasını sağlıyor. Bu tür görevlerde de tanker uçak ihtiyaçları olmuştu ve bu uçağı almışlar. Bu 4 uçağı satın almışlar. Enteresan bir gelişmeydi. Orada Türk Hava Yolları'nın elindeki A330'ların bu şekilde kullanılıp Türk Hava Kuvvetleri'ne bir güç katar mı konusunu irdelemiştik. Plana göre, tabii tekrar tekrar hatırlatıyorum, henüz yapılmış bir anlaşma yok. Bu uçakların kargo ve tanker modifikasyonları Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi'nde yapılacak. Kayseri Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlığı son yıllarda giderek böyle bu tür modifikasyonları da yapabilecek bir kapasiteye kavuşmuş durumda. Hatta geçtiğimiz günlerde de haber olmuştu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir Airbus A400M nakliye uçağının retrofit operasyonu gerçekleştirildi. Bunu yapan sadece İspanya'da Airbus'un nakliye uçaklarının üretildiği bölümü yapıyor. Bir de Kayseri Hava İkmal. Umarız bu konuyla da ilgili gelişmeler ek bir kapasite olarak kazandırılır. Sonuçta Türk Hava Yolları'nın A330 konusunda çok ciddi tecrübesi var, bakım altyapısı var. Nasıl E-7T Barış Kartalı uçaklarının bakımlarını Türk Hava Yolları yapıyorsa, bu uçakların da işte modifikasyonları Kayseri'de yapılır, bakımlar beraber yapılır, pilot ve işletmede ortak bir formül bulunur. Bu durumda da bu proje Türk Hava Yolları'na kriz ortamında bir can suyu olurken Hava Kuvvetleri'nde bir işi görülmüş olur. Benzer uygulamalar tarihte de var. Türk Hava Yolları DC-3 ve C-47 uçaklarının bir kısmını emekli ederken bunları Türk Hava Kuvvetleri'ne veriyor. Bu uçaklar uzun yıllar kullanıyor. Çünkü sivilde ekonomik olması birinci etken ama askere de öyle değil. Önemli olan görevin yapılabilmesi. Ekonomiklik daha arkada geliyor ve daha demode uçaklar kullanılabiliyor. Keza Viscount VC-7 uçakları da Türk Hava Kuvvetleri'ne 3 adet Türk Hava Yolları tarafından verilmişti. Bu uçaklar da 1990'ların başına kadar da yolcu taşımada kullanılmıştı. Yani benzer bir uygulama olacak gibi gözüküyor. Bakalım neler gelir. Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. İkinci konumuz Boeing 737 MAX ile ilgili. Malum Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA geçtiğimiz günlerde Boeing 737 MAX'lerin tekrar uçması için gerekli işlemleri tamamladı ve uçuş izni verdi. Boeing 737 MAX uçakları 29 Ekim 2018 ve arkasından 10 Mart 2019 tarihlerinde iki kazayla gündeme gelmişti. Bu kazalarda 300'den fazla yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Kazalardan biri Endonezya'da, diğeri de Etiyopya'da
olmuştu. Bu kaza sonrasında 737 Max'lerin 13 Mart 2019 tarihiyle bütün uçuşları durduruldu dünyada. Uçuşlar durduruldu ve uçağın sistemleriyle ilgili bazı yazılım modifikasyonlarının yapılması gündeme geldi. Boeing bu konuda epey bir suçlandı edildi ama çok ciddi bir modifikasyon bu uçaklara yapıldığı ifade ediliyor FAA tarafından. Ve tabii ki bu iki kazanın ve sonrasında filoların yere inmesinin de Boeing'e maliyeti 19 milyar dolara ulaştı. Konuyla ilgili olarak Türkiye tabii EASA yani Avrupa Havacılık ve Emniyet Ajansı'nın çalışmalarını çok yakından takip ediyor. Eş zamanlı kararlar alıyor. EASA üyeleri Avrupa Birliği üyeleri ama dünyada gerçekten çok saygın bir otorite. EASA'nın henüz çalışmaları uçak üzerine devam ediyor. Muhtemel 2021 Ocak sonu, Şubat ayı belki de Mart olabilir deniyor. Yeni kararın çıkacağı ifade ediliyor. Bu karar sonrasında 737 Max'lerin Avrupa'da uçuşları başlayacak. Ve tabii ki bu karar da Türk Hava Yolları tarafından, Korenlon tarafından dikkatle takip ediliyor. Türk Hava Yolları'nın filosunda 12 uçak var. Korenlon'da 1 uçak var. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın da 12 adet 737 Max'i Seattle'daki Renton'daki imalat hattından çıkmış ve teslimatı bekliyor. Keza SunExpress Hava Yolları ki yarısı Türk Hava Yolları'nın yarısı Lufthansa'nın havayolu şirketi, Antalya merkezli bir Türk şirketi. SunExpress'in de 737 Max siparişleri var. Bunlar nereye doğru gidecek, bu iş nereye doğru evrilecek onlar da gelişmeleri merakla bekliyorlar. 737 Max ile ilgili Türkiye açısından yeni bir adım ise tabi Boeing iflas eden, ekonomik açıdan sıkıntılar geçiren hava yollarına bu kalan uçakları pazarlamak istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Alaska Hava Yolları bir anlaşma imzaladı Boeing'le ve filosundaki Airbus serisi eski nesil uçakların 737 Max'lerle değiştirilmesi gündemde. Bunun için bir sipariş verdi Boeing'e. Ciddi de bir sipariş. Boeing'i de rahatlattı biraz bu sipariş. Ama tabii Boeing çok ciddi bir fiyat kırımı gerçekleştiriyor. Edindiğim benim son bilgilere göre Pegasus Hava Yolları'na Boeing yetkilileri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde görüşmeler yapmışlar. Ve Norveçli Hava Yolu ki çok ciddi ekonomik açısından sallantı içerisinde Norwegian'ın iptal edilen 737 Max uçaklarından 6'sını Pegasus'a önermişler. Bakalım bu anlaşma nasıl olur mu olmaz mı bunu merakla bekliyoruz. Pegasus ilk kurulduğundan bu yana uzun yıllar sadece Boeing 737 uçakları kullandı. Arkasından filo yenileme planı içerisinde hem Boeing hem Airbus'a çok ciddi bir rekabet ettirerek bir yeni bir uçak siparişi için çalışma gerçekleştirdi. Ve sonunda Airbus A320'lerin Neo serisine karar verdi. Hem A320 Neo hem de daha uzun gövdeli, daha koltuk kapasitesi artmış A321 Neo için Airbus ile anlaşma yapıldı. Filoyu Airbus'a doğru döndürüyor ama halen çok sayıda 737 var filosunda. Bu 737'leri işletmesi Boeing'in tabiriyle 737 Max için, 37 Max için bir altyapı oluşturuyor. Bakalım bununla ilgili neler olacak, neler gidecek biz de merakla bekliyoruz bu konuyu. Yine bir sivil havacılık konusuyla devam edelim. Gündemde tabii ki pilot maaşları var. Pilot maaşları bu krizle birlikte çok ciddi düşmüştü. Gerçekten böyle 10'da 1 seviyesine, 5'te 1 seviyesine düşen havayolu şirketleri var. Çünkü pilotlar maaşlarının önemli bir kısmını, sabit maaşları çok düşük. Önemli kısmını uçtukları uçuş saati, işte bu uçuşların ne zaman yapıldığı veya gittikleri yerde yatıları var mı gibi böyle bir katsayı üzerinden alıyorlar. Veya işte ne bileyim öğretmen pilotsa farklı uygulamalar var. Uçtukları işte geniş gövdeyse gibi böyle farklı farklı uygulamaları var. Tabii uçuşlar çok düşünce, azalınca haklı olarak maaşlarında da çok ciddi bir azalım söz konusu. Bu pilotlar tabii haklı olarak şikayet edemiyorlar çok fazla. Çünkü fazla iş alternatifleri de yok. Geçtiğimiz cuma günü ben özel bir haber yapmıştım. tolgozbek.com sitemizde. Bu haberde Türk Hava Yolları uzun süredir yaklaşık 4-5 yıldır yabancı pilotlara uyguladığı bazı ayrımlar vardı. İşte kira yardımı, servis yardımı, uçacakları zaman aileleri de dahil garanti pas olarak adlandırılan koltuk garantili uçma gibi avantajları son aldığı kararlarla kaldırdı. Peki bu nereye doğru gidecek, ne yapılacak? Yani diyor ki Türk Hava Yolları
Türk pilotla yabancı pilot aynı statüde aynı maaş alacak ve tabii bu yabancı pilotlar açısından artık hani TE'yi tercih etmeme nedenlerinden biri olacak. Nedenlerinden biri olacak ama tabii ki çok sayıda Türkiye'de işsiz pilot var. İşte Atlas Global faaliyetlerini durdurdu, hava yolları küçüldü ve buradaki şirketler şu an uçabilen Türkiye'de kargo hava yollarının dışında Türk Hava Yolları ve Pegasus oralara işte Onur Air olsun, Atlas'ta işsiz kalan pilotlar olsun, işte faaliyetlerini kısaltan havayolu şirketlerine oraya geçmeye çalışıyorlar. Çünkü şu an birçok şirket uçuş ekiplerini ücretsiz izne çıkarmış durumda veya sadece işte ayda bir kez uçuş planlıyor, iniş kalkış yaptırıyor ki onlara bu alınan uçuşlarda pilotluk eğitimlerinde tekrar hani bu eğitimi yenilemek durumunda kalmasın diye. Çünkü yenilediği zaman maliyetler inanılmaz. Gerçekten hani hava yolları bu açıdan zor durumda. Bu pilot maaşları ne olacak? Çünkü bazı hava yolu şirketleri de işte sendika anlaşmaları veya kontratları nedeniyle bunu arttırma durumunda ama böyle bakalım bir sektörde bu maaşlar sabit dursun gibi bir patronaj katında diyelim bir rüzgar esiyor. Neler olacak, neler bitecek? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Konu para olunca tabii çok hassas. Çalışan da hassas, işveren de hassas. Biz de bu gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Gündemle ilgili son konumuz Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu'na geçen yıl 2019'da kayyum atanmıştı ve yönetim farklı bir boyuta doğru götürülerek ve bir ekonomik çıkmazın toparlanması söz konusuydu. Geçen yıl Aralık ayında Türk Hava Kurumu borçların yeniden yapılandırılması için başvurularda bulundu. Bu borçların çok ciddi bir miktarı yaklaşık 1,5 milyar TL'lik kısmı bankalara, 10 farklı bankayaydı. Ayrıca vergi veya SGK primleri konusunda da devlete çok borcu vardı. Yaklaşık bir yıl süren görüşmeler sonrasında Türk Hava Kurumu borçlarını yeniden yapılandırdığını açıkladı. Bu yapılandırmada 2023'e kadar yani 2023 başına kadar yani yaklaşık 2 yıllık süreçte herhangi bir para ödemesi olmayacak. Arkasından bir belirli bir faiz oranıyla bu borçlar tekrar yapılandırılarak Türk Hava Kurumu tarafından ödenmeye başlanacak. Şimdi tabii Türk Hava Kurumu'nun özü insanımıza, gençlerimize havacılığı sevdirmek. Ama işte son yıllarda birçok ticari işe girilmesiyle bu yapı bozulmuş durumda. Türk Hava Kurumu tekrar bu yapısını hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu yıl 2020 yazında ne yazık ki koronavirüs COVID salgını nedeniyle kurslar açılamamıştı. 2021 için çok sayıda kurs planlanıyor. Yelken, kanat, paraşüt, planör, model uçak gibi dallarda. Ayrıca insansız hava araçları için de çeşitli pilotluğu konusunda, operasyonu konusunda da Türk Hava Kurumu yeni kurslar açmayı hedefliyor. Umarız bunlar güzel sürdürülebilir, güzel kurslar olur. Çok sayıda gencimiz istedikleri dalda uzmanlaşırlar ve sonrasında da havacılık yeteneklerini geliştirmek üzere bu sektöre doğru gelirler. Niye bunları söylüyorum? Çünkü havacılık sevmekle başlıyor, hobiyle başlıyor. Siz eğer bu havacılığı severseniz, meraklı olursanız bunun üzerine yürüyorsunuz. İşte bakıyorsunuz bugün sivil sektör küçülüyor, askeri havacılık sektörü daha ilerleme içerisinde. Yarın öbür gün askeri sektör küçülürken sivil tekrar yükselmeye başlayacak. Bunlar gerçekten hani böyle enteresan durumlar. Umarım Türk Hava Kurumu tekrar eski güzel günlerine maddi açıdan da döner, finansman açısından da döner. Çünkü bu kursların çok önemli bir bölümü yapılan yardımlar ve gelirlerin oralara aktarılmasıyla karşılıksız olarak gerçekleştiriliyor. Bu konuda da tabii Türk Hava Kurumu'nu bugünlere ne yazık ki getiren, bu hale gelmesine neden olan eski yönetimlere de tabii buradan böyle bir bunların nedenleri, sonuçları sorulmalı diye düşünüyorum açıkçası ama işte bazı şeyleri bu ülkede yapıyorsunuz, yanınıza kar kalıyor gibi bir durum oluyor. Ve Türk Hava Kurumu'nun tabii ki tekrar bugünlere gelebilmesindeki eski görevlerini yapabilmesindeki en önemli konu yönetime Türk Hava Kurumu kökenli bu işi seven insanların tekrar gelmesi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kayyum geçici bir dönem geldi buraya. Tekrar işlerini finansal açıdan yoluna koyup yoluna yeni yönetime devam edecek ama işte işi bilmeyen, işte burası bir makam olsun deyip havacılığın gerçek havacılık ama pek alakası olmayan insanlar, işte kurumu getirdiği yerler ne yazık ki ortada. Bugün biraz gündem konularına değindik. Gelişmeleri anlattık size.
Gelişmeler olunca tabii bu şekilde daha farklı videolarla karşınızdayız. Umarım gelecek yıl içerisinde çok daha değişik videolar, çok daha aktüel videolarla karşınızda olacağız. Farklı farklı projelerimiz var. Umarım 2021 kanalımız için çok iyi geçeceğini umuyorum. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com'u lütfen takip edin. Kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. İşte bazen bakıyorum ben izlenme oranlarında işte ne yazık ki abonelerin %10'u geliyor. Ama 210 bini aştık. Epey ciddi bir sayıda abonemiz var. Bildirimleri açarsanız size daha çok gelecek. %10 abone geliyor ama %90'lık kısım dışarıdan takip eden o arkadaşlara da lütfen abone olun diyoruz. Eğer tabii kanalımıza katkıda bulunmak isterseniz katıl tuşu da sizlerin ilginizi bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.